Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Ağustos ayı sizin için oldukça hareketli, değişken enerjiler taşıyor. Ay boyunca Mars burcunuzda olacak. Jüpiter zaten burcunuzda. Bu ay birçok konu ilgi alanınızda, zihniniz çok hızlı çalışıyor. Ancak tabii ki dikkat etmemiz gereken konular da var. Öncelikle ayın 22'sine kadar Güneş Aslan burcunda 3. evinizde olacak. 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan burcunda yeni ayımız doğacak. Bu yeni ay bu yılın sizin adınıza aslında en keyifli yeni aylarından birisi. Yeni fikirler var, yeni düşünceler var. Burcunuzdaki Mars'tan ve Jüpiter'den de olumlu bir açısı var yeni ayın. Dolayısıyla cesaretinizi arttırıyor, motivasyonunuzu, özgüveninizi arttırıyor. Yani herhangi bir konuda bir başlangıç yapmak istiyorsanız bu yeni ayın enerjileri sizi destekleyecek gibi görünüyor. Yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz. Yeni bir ticari iş girişiminiz olabilir. Veya işte günlük hayatınızda bir yolculuk, bir tatil, bir seyahat planlayabilirsiniz. Doğal olarak çevrenizdeki kişilerle daha fazla konuşacaksınız. Çünkü bu ay gerçekten çok fazla konuşkansınız. Zaten konuşkan bir burçsunuz ama bu ay bunu kontrol etmek biraz daha zor görünüyor. Yani neredeyse her aklınıza geleni söyleyebilir, konuşabilir, tartışabilir bir haldesiniz. Bazen çok tartışmacı da olabilirsiniz. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi bu yeni ayla birlikte işte bu konularda kendinizi ifade etme, ortaya koyma, düşündüklerinizi anlatma, yazma, konuşma, paylaşma ihtiyacınız artacağı için özellikle medyada, sosyal medyada da çok hareketli olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan güzel destekler aldığınızı söyleyebilirim. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa Aslan, Kova, Akrep ya da Boğa tabii ki yeni ayın etkisi biraz daha güçlenecektir. Daha çok yönlü olabilir, daha fazla hayatınıza birden fazla konuyu dahil edebilir. Şimdi bu yeni ayda dürtüsel davranmadan hareket edebilirsiniz. Kendinize iyi ifade edebilirsiniz. Çok güzel geri dönüşler olabilir. Ancak dikkat etmemiz gereken konular da var. Özellikle ayın böyle ortalarında 14-15 Ağustos gibi burcunuzdaki Mars-Jüpiter kavuşacağı için aşırı bir enerji ortaya çıkaracak. Balık burcundaki Satürn'den de bir kare alacaksınız. Yani burada mesela düşünmeden konuşup biraz başınızı derde sokabilirsiniz. Buna dikkat edin. İşte paylaşmamanız gereken her şeyi paylaşabilirsiniz. Bu sıkıntı yaratabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Dolayısıyla işte iletişim kazaları olabilir, her alanda, sosyal medyada da olabilir, konuşma, kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda olabilir. İmzalarınıza, verdiğiniz sözlere lütfen dikkat edin, dedikodulara dikkat edin. Çünkü siz de biraz hani meraklı olacağınız için bu her tarz ortamda bulunabilir ve çok fazla buralarda düşünmeden bir harekette bulunabilirsiniz. Bu da biraz sıkıntı yaratabilir. İşte çalışma ortamınızda, ailevi konularda, hani üstlerle ve aile büyükleriyle olan ilişki dinamiklerinde falan dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi Merkür de retro. Evet, çünkü yönetici gezegeniniz ayın 5'inde gerilemeye başlayacak. 29'una kadar Başak'ta başlayacak, Aslan'da devam edecek. Dolayısıyla Merkür de retro olduğu için hani biraz yani planlamadığınız durumlar karşınıza çıkabilir. O yüzden enerjinizi iyi kontrol edin. Yani haklıyken haksız duruma düşmemekte fayda var. Merkür retrolarında aslında sistem bize ne diyor? Biraz yavaşla, biraz kontrolcü ol. Biraz böyle ileri gitmeden önce bir ana odaklan, hatta geçmişi kontrol et. Hani bunlar için bize fırsatlar sunuyor. İşte bu dönemde Merkür gerilerken öğrenciyseniz mesela hani bir şeyleri daha iyi bir kontrol edebilirsiniz, sınava girecekseniz çalışabilirsiniz, üstünden geçebilirsiniz. Bir proje üzerinde çalışıyorsanız mesela burada kontrollerinizi yapabilirsiniz. Daha önceden yapamadığınız yarım kalmış işler varsa bunları çözmeye uğraşabilirsiniz. Aileyle ilgili böyle bazı anlaşmazlıklarınız varsa ki olabilir, işte kardeşlerle bir mevzuyu çözmeniz gerekebilir. Hani bunu tekrar ele alabilirsiniz, üstünden geçebilirsiniz. Bunlar için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Meraklı olacağınız için bu ay bol bol okuyacaksınız. İşte burada uzun süredir işte şu kitabı okusaydım keşke dediğiniz, vakit bulamadığınız okumalar varsa bunları rahatlıkla yapabilirsiniz sevgili ikizler. Ve ayın 19'unda ay büyüyecek ve artık dolunay pozisyonuna gelecek. 27 derece Kova burcunda dolunayımız var. Uranüs'le ve
Merkür'le sert açılar yapan stresli bir dolunay. Çok kolay bir dolunay olduğunu söyleyemeyeceğim ama bireyselden çok aslında tabii ki kolektifi etkileyen durumlarla böyle bir şaşırabiliriz, bir sürprizler gündeme gelebilir. Tüm dünyasal olarak düşündüğümüzde yani jeopolitik alanlarda hızlı gelişmeler, yine ekonomik alanları etkileyebilecek durumlar ve tabii ki doğa olayları böyle dolunaylarda daha fazla tetiklenebilir. 27 derece kova 9. evinizde bu daha çok hani yurt dışı konularınız varsa hayatınızda gündemde olan. Hani burada bazı sürprizler karşınıza çıkabilir. Engeller de olabilir. Böyle bir durumda belki yön değişikliği yapmanız, bazı açılardan farklı bir düşüncede olmanız gerekiyor. İşte yüksek öğrenim, eğitim gibi konularda yine bazı sürprizlerle karşılaşılabilir. Seyahatlerde ani değişimler olabilir. Hukuksal işlerinizde yine sürprizler karşınıza çıkabilir. Öyle bir dava, bir mahkeme işinde örneğin beklenmedik durumlar olabilir. Tabii ki Merkür Retrosu da gündemde olacağı için trafikte dikkat edin. Bu dolunay kazaları çok tetikleyebilir. Aynı zamanda elektronik araç gereçlerde çok bozulmalar yapabilir. Yani telefonunuz arızalanabilir, bilgisayarınızda sorun çıkabilir. Hatta kullandığınız aracınızda problem çıkabilir. Eğer siz ihmal ettiyseniz bakımlarını ya da görmezden geldiğiniz bir ufak tefek problemler varsa bir seyahat sırasında sorun yaşayabilirsiniz. Yani bunlara dikkat edelim. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların boğa, aslan, akrep ya da kova son derecelerinde 25-30 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizi bireysel olarak daha fazla etkileyebilir. Eğer böyle yerleşimleriniz yoksa çok da etki almayabilirsiniz. Evet, ayın 22'sinde Güneş Başak Burcu'na geçecek. Venüs Başak Burcu'nda ayın büyük bölümünde zaten. Ve siz ayın son 10 gününde daha çok böyle artık biraz evdeki konularla ilgileneyim, evle ilgileneyim. İşte evde yapılacak işleriniz olabilir, düzenlemeleriniz olabilir veya böyle bir taşınma konunuz vardır. Evde dekorasyon, tadilat işleriniz vardır. Buralara ilgi duymaya başlayabilirsiniz. Aileyle de daha fazla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Merkür düzelecek ayın 29'undan sonra. Merkür'ün düzelmesi tıkanık işlerinizi artık ilerletmenizi, artık biraz daha önünüzü görmenizi sağlayabilir. Venüs'ün de terazi burcuna geçişiyle beraber 29 Ağustos'tan itibaren kendinizi özellikle sosyal alanlarda daha keyifli, daha hareketli hissedebilirsiniz. Biraz daha belki aşk hayatınızda da fırsatlar karşınıza çıkmaya başlayabilir ki bunlar Eylül ayında daha güçlü bir şekilde devam edecek. Sevgili ikizler, hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.